Evet, Tahsin Aygün'le Zürih'ten programına tekrar hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu programda olduğu gibi tabii ki Marbling Group CEO'su Tahsin Aygün bizlerle oluyor. Her perşembe bunu da duyurusunu yapalım, zaten yapmıştık ama Tahsin Bey hoş geldiniz. Yayın döneminde ilk programımız. Geçmişte çok yaptık ama ben biraz küçük bir ara vermiştim. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, bugün önemli bir konu gündemi var. Neden önemli? Herkesin merak ettiği dolar, doların yönü. Şimdi biz diyoruz ki dolar bolluğu mu var? Fed bu sonuçta konuşulmadan önce varlık alım programlarında doları piyasaya verdi. Verilen paranın nereye gittiği çokça konuşulur ve tartışılır tabii ki, bu enflasyon arkasında neler yatıyor, riskli piyasalarda şişme mi var değil mi, yoksa sizinle çok konuştuğumuz konuların başında geliyor bunlar. Ama bugünkü konumuz, hemen izleyicilerimize söyleyelim, dolar para bolluğundan kıtlığa doğru mu gidiyor? Yani bu tapering, Kasım ayında başlatılması planlanan Fed'in alacak olduğu kararlar doların gücünü de ne yönde belirleyecek, doğrudan hangi ülkeler etkilenecek, bunların hepsini Tahsin Bey'den dinleyeceğiz. Dilerseniz ben hızlıca sözü size bırakayım. Şöyle başlıklarla beraber bir giriş yapalım. Tapering ve dolar diyelim. Evet, teşekkür ederim Özlem Hanım. Şimdi bugünkü aslında programda şu ana başlığımızı koyalım, izleyicinin bizi rahat takip edebilmesi, evet, açısından. Evet. Çok miktarda geçtiğimiz son 10 yılda özellikle pandemiyle de beraber merkez bankaları devamlı bir para basma prosesinden geçtiler, sürecinde. Bu parasal bolluk demektir. Çok böyle de uzataraktan da söyleniyor. Dolarlar basıldı. Bir öyle euro veya diğer tüm para birimleri. Bir şeyin bolluğu, fazlalığı demek matematikte ve fizikte gayet tabii ki onun değer kaybetmesi demektir. Şimdi matematik ve fiziğin üzerine tabir yerindeyse baharat ve sosu koyup onu ekonomiye çevireceğiz. Ve göreceğiz ki nominal rakamlarla ya da absolut mutlak rakamlarla konuşulduğu zaman trilyon doların veya birkaç ton veya birkaç kilonun hiçbir anlamının olmadığını, iktisatçılar konuya farklı baktığını izah etmek istiyorum. Peki, neye farklı bakıyoruz? Bugünkü konumuz doların uluslararası piyasalarda, küresel piyasalardaki değeri, geleceği, belki de izleyicilerin tüm dünyada en çok merak ettiği konu olsa gerek. Bunu inceleyebilmek için benim kendi yöntemim şöyle. İlk önce dolar bolluğu mu var yoksa dolar kıtlığı mı olacak şeklinde bir soru sormak istiyorum. Şimdi ilerleyelim adım adım. Bakalım ki söylenildiği gibi, yani matematikte olduğu gibi çok dolarlar mı basılmış ve yine matematikte olduğu gibi bunlar olursa o malın değeri giderek değer kaybetmesi gerekir piyasada, öyle mi olacak? Biraz geriye gidelim izleyicilerimize bilgi vermek açısından. İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne, özellikle Bretton Woods anlaşmasının kalkmasından sonra düzenli kısım kısım piyasaya ayak uydurmak amacıyla, ama bu oluyor mu olmuyor mu dönem dönem tartışılabilir, merkez bankası, bankaları, tüm merkez bankaları para basar. Piyasadaki malın değerini ölçmeye çalışıp ona uygun piyasaya para vermelidir, veriyorlardı. Doların son durumunu incelemek için bunun
borç alacak dengesini bir bakmamız lazım. Evet. Ne kadar para basılmış, ne kadar borç alacak dengesi oluşturulmuş ve bu borç alacak dengesinde küresel piyasalarda önümüzdeki kısa dönemde veya orta dönemde ne olacak bu doların hali sorusuna ne olacak bizim cevap halimiz? Vereceğim. Net. Evet. Onun için de dolar için tek senaryom var. İrdeleyerek ilerleyeceğim. Evet. Hala hazırda Merkez Bankası Fed'in parasal tabanı yaklaşık 6.4 trilyon dolar. Giderek büyüdü. Hı hı, pandemide hı. Yükseldi. Bu ortaokul bilgisi. Şimdi bu 6.4 trilyon dolardan Merkez Bankası parası, bunu dışarı alalım bilançodan. O zaman mevduata dönmesi lazım. Tabii ki bu bir kredi olarak çıkıyor. Hı hı. Ve yaklaşık 21 trilyon dolarlık mevduat var. Güzel. Artış her yıl %10, 20. Pandemi döneminde 40. Değil mi? Evet, Allah'ım, evet, evet. Allah'ım şu duruma bak. O zaman bu dolar kafa üstü gitmesi lazım. Bakalım öyle mi olacak? Şimdi bir borçlanma oranına bakalım. Yani 6.4 trilyon dolar Merkez Bankası parasıyla 22.5 trilyon dolar piyasa parasıyla sadece Amerika'daki borç alacak ilişkilerini topladığımız zaman tüm krediler, özel sektör, devlet, 84 trilyon dolarlık bir piyasaya varıyoruz. Şimdi işin rengi değişmeye başladı. 6.4 trilyon dolardan 22 trilyon dolar, yuvarlak söylüyorum, mevduat, 84 trilyon dolar borç alacak ilişkisi doğdu. Bunun içerisinde derivatif piyasaları yok. Sadece şahıslar, şirketler, Amerikan devletinin borcunu topluyorum. 84 trilyon dolar piyasa devamlı rollover ediyor. Yetti mi? Yetmedi. Peki o zaman başka dolar borçları var mı? Tabii yurt dışında da var, değil mi? Amerika dışındaki dolar borçları da var. 13 trilyon dolar da onu koyalım. 84 artı 13, 97 trilyon dolarlık bir borç piyasasına gelmiş oluyoruz. Şimdi işin rengi değişiyor üzerine baharat koydukça. 6,5 trilyon dolardan 97 trilyon dolarlık bir piyasa oluşturuldu. Borç alacak piyasası. Şimdi soralım. Peki bu kaç kat demektir? Yaklaşık 15,5-16 kat. Shadow market'ta koymamız lazım. Yani ölçemediğimiz, bilmediğimiz dolar borçları da var yurt dışında. Şahıslar, kişiler arasında, evet, evet, kayıtlara evet. geçmeyen. Bunları da koyarsak muhtemelen 97 trilyon dolarlık bir borç piyasasında 6,5 trilyon dolarlık Merkez Bankası ile 16 çarpan ile yürütülüyor. Şimdi bu piyasada çarklar devamlı tıkır tıkır böyle ilerler. 6,5 trilyon dolarla 97 trilyon dolarlık bir piyasayı her defasında da yılda 5 trilyon büyüdüğünü varsayın, ki yaklaşık rakam olarak yılda 5 trilyon dolar büyüyor. Hı hı. Yani seneye 102 trilyon dolar olacak diyelim. Siz böyle bir piyasa kurarsanız bu tıkır tıkır saatin dişleri gibi, hı hı, bir İsviçre saatinin dişleri gibi tıkır tıkır işleyecek mi? Matematikte işler, ekonomide işlemeyecek, hı hı, tabii ki. Çünkü bu kredilerin rollover edilmesi var. Yani yenileniyor devamlı. Borç geliyor, borcu tekrar borç rollover ediyoruz. Neden mi? Çünkü çok basit. Amerika'daki borç oranı, alacak oranı büyüyor. Milli gelir büyüdüğü için krediler, liberal kapital sisteminin özelliği bu. Yurt dışında, yani Amerika dışındaki bütün piyasalarda dolar borcu büyüyor, hı hı, düzenli. Emerging market'ta dolar borcu büyüyor. Yurt dışında sadece bankalar değil. Reel kesimin dolar borcu büyüyor. Absolut, yani mutlak ve görece olaraktan. Bitti mi? Bitmedi.
45 tane emtianın 42'si sadece dolarla alınıp satılabiliyor. 3 evet. tanesi hariç. Bunun haricinde bir de uluslararası piyasalarda hemen para bulacağımız ve çok likit olduğu için de özellikle merkez bankalarının para basmasından dolayı, risklerin kaybolmasından dolayı artarak büyüyen bir high yield bond market var. Yani yüksek tahville borçlanmış, riskleri yüksek 3B ratingin altında olan da bir piyasa var. Burada da büyüme bir müthiş bir şekilde gidiyor. Demek ki dünyada bir taraftan müthiş dolar basılırken onun talebini içselleştiren finans piyasası veya piyasaları doları alıp borç olarak veriyor. O zaman bu döngü, bu saatin dişleri 6,5 trilyon dolar, 22 trilyon dolar mevduata karşı, bunun karşısında 97 trilyon dolar, seneye 102 trilyon dolar olacak olan piyasa tıkır tıkır böyle işler mi? Cevap tabii ki işlemeyecek. Yer olacak, o saatin dişlerinden birkaçı kırılacak. Peki ne zaman kırılacak? Kırılınca ne olur sorusuna? Cevap. Önümüzdeki yakın dönemde bu dişlerden birkaçının kırılması, esneme ihtimali %50'den 51'e çıktı. Özellikle Fed'in tapering yapma ihtimali olacağından dolayı. Peki bunlardan ne çıkıyor en sonuç olaraktan? Dünyada dolar bolluğu yok. Matematikçilerin, aman diğerini söylemeyin, kıtlık var söylediği gibi. Dünyada dolar bolluğu yok. Matematikçilerin söylediği gibi. Eyvah, iktisatçıların söylediği gibi. Yani en azından benim, bendenizin söylediği gibi. Dünyada dolar kıtlığı geliyor. Şimdi, altını bu şekilde çizebilirim. Evet, şimdi dolar kıtlığı dediğiniz zaman ama ülkede başka anlaşılıyor. Şimdi kıtlıktan kastımızı biraz daha detaylandıracağız değil mi? Bir kere birincisi doğrudan hangi ülkeleri ilgilendiriyor? İkincisi doların sahibi Amerika'nın borcu da zaten yenilir yutulur cinsten değil. Ödenebilecek mi? Geçenlerde de bunlarla ilgili işte bu borç tavanla ilgili belli başlı noktalara Amerika da değindi. Ödenebilir seviyede bir kıtlıktan mı bahsediyoruz yoksa? Önümüzdeki süreç özellikle bu kıtlıkla birlikte cari açık veren ülkeleri neler bekliyor? Fed alır mı karar, almaz mı? Şimdi bu noktayı ikinci aşamaya geçiyoruz. Tabii. Şimdi aslında tüm bu tartışmalardan benim söylediğim bu tablodan, yani yaklaşık 97-100 trilyon dolarlık bir piyasanın devamlı dünyada çevrilebilmesi için, borçların yenilebilir veya ötelenebilmesi için borç alan bütün kurum, kuruluş, şahısların düzenli bir şekilde bu borcu geri ödemesi gerekiyor. Peki bu kadar büyük bir piyasada ekonominin giderekten yavaşlayacağı beklentisi hakimken, bizde de öyle, tüm bir piyasada zincirin en güçsüz, zayıf halkaları ne olabilir diye bakalım. Ve hangi durumda bu zincirin zayıf olan halkaları kırılabilir? Bunu geçmişteki örneklerimizden bakalım. Mesela 2008 krizinde, finans krizi bence bunun çok güzel bir örneği. Böyle bir durumda baktığımız zaman high yield bond market dediğimiz yüksek tahvillerin getirisi, yüksek tahvillerin olduğu piyasada, ki bu piyasanın toplam değeri 11 trilyon dolar, bende son rakamlar var. Bu 11 trilyon doların 2008 yılındaki borçlanma oranı %27'ye çıktı. Yani dolar için %20 ödüyordu bu 11 trilyon doları piyasadan toplayan firmalar. Şimdi ne kadar ödüyor bilmek istiyor musunuz? %4. Tarihin en düşük noktasında. Yani
para bastığınız zaman, aa adam para basıyor, para basıp zengin oluyor demek yerine, demek ki matematikten derhal çıkıp iktisata gireceğiz. Bunun açılımı ne? İlişkilendirilmesi ne? İrdelemesini yapacağız. Demek ki para basılması risklerin üstünü kapatabiliyor. Evet. Ve yüksek tahvilli borsa olan, yüksek tahvillerin olduğu borsadaki borçlanmalar o kadar düştü ki Amerikan tarihinin en düşük noktasına geldi, %4'lere. Yani %4'ten ortalamada para buluyorlar. Bunu hiç bulmamışlar. Şimdi şunu söylüyoruz. Dolar kıtlığının çıkacağı ilk alan yüksek tahvil piyasasından başlayacaktır. Çünkü yakın zamanda sürekli olarak piyasaya taze para sürülmesi durdurulacağı için Fed tarafından o Mart 2002'de olacağını söylemişlerdi ama ben bu yıl sonu itibariyle bekliyorum. Hatta November'ın sonunda stop yapacaklar, yani Kasım'ın sonunda. Burada ilk reaksiyonu gösterecek olan bu piyasa olacaktır. İkinci reaksiyonu gösteren piyasalar ise gelişmekte olan piyasalar. Gelişmekte olan piyasalardan ister istemez az da olsa dolar çıkışı, dolar korkusu yenilebilir de daha fazla faiz ödeme. Yenilendiği zaman borçlar daha fazla faiz ödeme. Dolar kıtlığı gelecek cümlesi, dolar krizi gelecek cümlesi değil. Tekrar, dolar kıtlığı gelecek cümlesi, dolar krizi gelecek cümlesi değil. Görece olaraktan bazı hazır olmayan emerging marketlarda ve tüm yüksek getirisi olan tahvillerde ve finansman durumu bir miktar zayıflamış olan tüm şirketlerde dolar kıtlığını yüksek faizle, çok yüksek faizle göreceğiz. Bu da doların görece olarak uluslararası piyasalarda değer kazanması anlamına gelecektir. Net bir cevap. Efendim, o kadar güzel detaylarıyla aktardınız ki şimdi biraz dilerseniz son şöyle 6-7 dakikamız var. Burayı detaylandırdınız. Sıkılaşma ve aslında buradaki nasıl diyeyim parasal genişlemeden geçiş boyutu Fed diyelim. Hem Kasım ayı tapering daha çok konuşuluyor. Hem de bununla birlikte sizin beklentileriniz kişisel anlamda. Özellikle Türkiye'de şöyle dahil ederek nasıl bir yorum yaparsınız? Gayet tabii. Biz emerging market incelediğimiz zaman, yani gelişmekte olan ülkeleri incelediğince onların şu andaki tabloları, gelir gider tabloları, yüzlerce indikatör var. 2008'e nazaran, 2002'ye nazaran, 90-94'e nazaran çok çok daha iyi durumlarda. Gerçekten. Yani emerging market bu dolar kıtlığı dönemini geçmişe nazaran çok daha iyi atlatacaktır. Bunda şüphem yok. Çok daha, çünkü geçmişten öğrenilmiş dersler var. Ama şunu bir köşeye yazmamız lazım. Dolar basıldı, müthiş, inanılmaz. Bu doların baş aşağıya gitmesi anlamına gelmeyecek. Matematik yok, ekonomi var. Dolar kendi talebini yarattı ve giderek de yaratmaya devam ediyor. Kripto currency'lerin tamamı dolara karşı trade ediliyor. Yeni bir piyasa daha oluşturuldu. Derivatif piyasaların neredeyse tamamı dolara karşı trade ediliyor. Tüm bunlar bakıldığı zaman basılan dolar kendi talebini de yarattığı için insanlar sakın ola ki bol para ucuz döviz tuzağına düşmesin. Bu 97 trilyon dolarlık borçlanma piyasasında dişlerden kırılanlar olacağı için özellikle bu bahsettiğim hazırlıklı olmayan, ne de olsa
FED para basıyor, günlük gülistanlık cümlesinden derhal çıkmalılar. Dolar kıtlığı durumunda ödemelerini nasıl yapacaklarını bugünden düşünmeliler. Hesaplarını ince yapmalılar. Ben Tahsin Aygün olaraktan Ekim ayında 2021'de bunun altını çiziyorum ve tüm yatırımcıları oraya hazırlıyorum. Elimde bununla ilgili son derece açık datalar var. O yüzden 2008 benzeri bir dolar krizi veya bir iflas serisi beklemiyorum. Ama hiç şüphesiz 4 trilyon dolarlık emerging market'ta, 4 trilyon dolarlık emerging market'taki dolar cinsinden borçlanma araçlarında dolar kıtlığı kendini daha çok gösterecek. 11 trilyon dolarlık yüksek tahvil getirisi piyasada dolar kıtlığı kendini daha çok gösterecek. Emtia fiyatlarında dolar kıtlığı kendini daha çok gösterecek. Çünkü emtia fiyatları da görece olarak düşecek, geçecek. Neden? Çünkü dolar değerini kazanacağı için. Böyle bir toplayınca o zaman dolar kıtlığından doların değer kazanması uluslararası piyasalarda ortaya çıkacağı için emtia, yüksek tahvil ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle herkes kendi hesabını çok ince yapmasını tavsiye ediyorum efendim. Şimdi son 3-2 dakikamız kaldı ama yüksek tahvil getirisi ve emtia. Emtia ile ilgili şöyle bir beklenti aşağı doğru olacak dediniz. Siz hangi yıllarda mesela bunu daha çok öngörüyorsunuz? Yani onun rakamını tam böyle şeye getirmek gerekirse Fed'in teperik prosesi artı küresel piyasalarda ve dünyada durgunluk bölümü, yani bu biz küresel piyasaların zaten giderekten bir likidite tuzağına gideceğini bekliyoruz. Bu konseptimizden kesinlikle ayrılmış değiliz. Sadece ve sadece 2022'nin özellikle ortasında veya Mart-Nisan aylarında kendini, yani Fed'in bu geri durma politikası light tapering yapacak. Hard değil. Yani piyasadan parayı öyle geçmişte olduğu gibi 1 trilyon dolara alırım, 2 trilyon dolara alırım. Fed bugüne kadar piyasaya ne vermiş de geri alabilmiş ki? Para gitti mi piyasa onu alır, size de vermez. Hani sadece bir light tapering, yani Merkez Bankası'nın o küçük birkaç faiz arka taraftaki o küçük birkaç faiz artırımıyla beraber bu bile bu kadar büyük borçlanmış dünyada bu bile azıcık bir şeyi bile, bunun sinyali bile, göreceksiniz ki bugün yükselmekte olan MTF piyasasını daha negatif etkileyecektir ve 2022'nin ortasına doğru göreceğiz ki MTF fiyatları da aynı zamanda doların yükselmesinden dolayı düşmeye başlayacaktır diyorum efendim. Umuyoruz. Çünkü bunun birçok noktada olumsuz yansımalarını hep birlikte seyrediyoruz. Umuyoruz ki düzeltme de gelir, volatil de azalır. Ağzınıza sağlık Tahsin Bey. Çok güzel bir konuya tekrar değindiniz. Haftaya Perşembe bakalım hangi konularda tekrar karşılarında olacaksınız sevenlerinizin. İyi akşamlar. İstanbul'a sevgiler. Ben de. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, Tahsin Aygün'le Zürih'ten programının bugün sonuna geldik. Haftaya Perşembe yine saatler 19'u gösterdiğinde kendisiyle programımızı yapacağız. Şimdi kısa bir ara yapalım. Aradan sonra yine Ali Çağatay sizlerle olacak.